hocalarım, değerli öğrenci arkadaşlarım. Açık medeniyet, küreselleşme ve AB sürecinde medeniyetimizin geleceği konulu programımıza hoş geldiniz. Saygıdeğer Profesör Doktor Recep Şentürk hocamız, bugün açık medeniyet, küreselleşme ve AB sürecinde medeniyetimizin geleceği konulu konferans için aramızda bulunmaktadır. Profesör Doktor Recep Şentürk, 1964'te Çankırı'da doğdu. 1988'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sonra aynı bölümde asistan oldu. 1998'de ABD'de New York Columbia Üniversitesi'nde doktora çalışmasını tamamladı. Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi ve İslam'da araştırmacı olarak çalışmıştır. Şu an Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü'nde Enstitü Müdürü olarak çalışmaktadır. Kitapları: Kur'an Meali Mehmet Akif Ersoy, Türk Düşüncesinin Sosyolojisi, Fıkıhtan Sosyal Bilimleri, İnsan Hakları ve İslam, Sosyolojik ve Fıkhi Yaklaşımlar, Malcolm X, Yine Din Sosyolojileri, Toplumsal Hafıza, Hadis Rivayet Ağı, 610-1505, Modernleşme ve Toplum Bilim, Açık Medeniyet. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Profesör Doktor Recep Şentürk hocamızı kürsüye davet ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Güzel bir bahar gününde böylesine güzel bir konuyu sizin gibi seçkin öğrencilerimize anlatmak, onlarla bu konuyu tartışmak bana çok mutluluk verici geliyor. Evet, sizinle açık medeniyet konusunu tartışacağız. Bu konu teorik bir konu değil, pratik boyutu olan bir konu. Başlıkta da ifade edildiği gibi şu anda küreselleşme dediğimiz bir süreç bütün dünya toplumlarını etkiliyor. Diğer taraftan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme çabaları var. Bu süreç içerisinde bizim medeniyet iddiamız, medeniyet kimliğimiz, medeniyet mirasımız ne olacak? Evet, bu son derece önemli bir soru. Küreselleşme sürecinde biz Türkler olarak mensup olduğumuz İslam medeniyetinden çıkacak mıyız? Onun bu kimliği bırakacak mıyız? Bunun mirasından kopacak mıyız? Ya da Avrupa Birliği'ne girmiş olmamız, İslam medeniyetinden kopmak, Batı medeniyeti içerisinde asimile olmak manasına mı gelecek? Bu süreçte millet olarak, devlet olarak, aydınlar olarak nasıl bir strateji takip edeceğiz? İşte bugün bu soruların cevabını mümkün olduğu kadar kısa bir şekilde ana hatlarıyla ele almaya çalışacağım. Bu sorular mutlak surette tarihi bir perspektiften ele alınmak zorundadır. Tarihi perspektif olmadan ne medeniyet kimliğimizi, ne medeniyet mirasımızı, ne de medeniyetimizin geleceğini, ne de diğer medeniyetlerle ilişkimizi anlamamız ve bu konuda düşünce üretmemiz, siyaset geliştirmemiz mümkün olabilir. Bu açıdan ben bu konuyu tarihi bir perspektiften ele alacağım. Fakat bundan önce dünyada medeniyetler arası gelişmelerin, medeniyetler arası ilişkilerdeki gelişmelerin nasıl bir yapısal dönüşüme uğradığını ifade edebilmek için birkaç gözlemle konuşmaya başlamak istiyorum. Biraz önce buraya geldiğimde Mahmut hocamızla tanıştık. Daha doğrusu tanışmadık, karşılaştık. O arada Mustafa Kemal hocamız sordu. Dedi, siz tanışıyor musunuz? Mahmut hocam dedi, evet dedi. Nerede tanıştınız? Tanzanya'da. Evet. Şimdi yani iki tane Türk Tanzanya'da tanışıyor. Bu tabii mesela 100 sene önce böyle bir olay mümkün olur muydu? Çok çok nadir. Belki de imkansız bir şey olurdu. Evet. Diğer taraftan şimdi Suriye'de bir problem var biliyorsunuz. Bu Suriye probleminin tarafları kimler? Amerika Birleşik Devletleri.
Avrupa Birliği, Çin, Rusya. Şimdi 100 sene önce Suriye'de bir problem olsaydı Çin bunun tarafı olur muydu? Amerika bunun tarafı olur muydu? Rusya bunun tarafı olur muydu? Olmazdı. Ama bakın dünya nasıl iç içe geçiyor ve tamamen küçük bir köy haline aldığını burada görebiliyoruz. Yani artık mahalli sorun diye bir şey kalmıyor. Bütün dünya tek bir köy haline geliyor ve en uzak bölgelerdeki mesela Çin nereye, Suriye nereye, Rusya nereye, Suriye nereye, Amerika nereye, Suriye nereye, değil mi? Ama şu anda bakıyorsunuz Suriye sorununa çözüm aranırken en son nasıl bir çözüm istersiniz diye sorulan grup Suriyeliler. Önce Amerika ne istiyor, Rusya ne istiyor, Çin ne istiyor, onlar yapıyor. Dolayısıyla Suriye halkı değişkenlerden bir değişken haline gelmiş. Önemli değişkenler 10 bin, 20 bin mil uzakta yaşayan insanların iradeleri devreye girmiş oluyor. Evet, yine aynı şey Mısır olaylarını düşünün şimdi. Yani Mısır'da ne olacak? Şimdi bu konuda Amerika devrede, işte Rusya devrede, Çin devrede, işte Türkiye devrede, değil mi? Yani herkes bir şekilde Mısır konusuyla ilgileniyor. Yani kimse şunu demiyor, ya Mısır oradan uzakta bir yer bizi ne ilgilendirir gibi bir yaklaşım yok. Herkese Türkiye'deki gezi olayları, şimdi Türkiye'de işte ne bileyim 10 bin, 20 bin, 30 bin insan neyse yani belki 5 bin yani veya 50, 100 neyse orada Gezi Parkı'nda bir gösteri yaptılar. Bir anda bütün dünya bu konuda yorum yapmaya başladı. İşte Amerika'sı, Avrupa'sı, işte bütün Doğu, Batı her taraf olayı takip etmeye, bütün dünya televizyon kanalları naklen yayınlar yapmaya vesaire başladılar. Diğer taraftan şimdi dün basında vardı, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray sözcüsü, işte genç bir bayan, efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki seçimler hakkında görüşünü belirtiyor. Şimdi yani şunu diyemezsiniz, ya Amerika neresi, Türkiye neresi, kardeşim seni ne ilgilendiriyor? Veya yani şunu düşünelim, diyelim 200 sene önce, yani Türkiye'de bir seçim olsa veya 150 sene önce, yani Amerika'dan hiç kimse bununla ilgilenir miydi? Yani o konuda bir yorum yapar mıydı? Evet. Şimdi bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Medeniyetler arası ilişkiler yapısal bir dönüşüme uğramıştır. Evet. Şimdi medeniyetler iç içe geçmiştir. Daha önceki dönemlerde, yani globalizasyon öncesi dönemde medeniyetler coğrafi sınırlarla birbirlerinden ayrılıyorlar. Çinliler Çin'de yaşıyor, Afrikalılar Afrika'da yaşıyor. İşte Müslümanlar İslam coğrafyasında, Avrupalılar Avrupa'da, Amerikalılar da Amerika'da. Ve bu medeniyetler arası ilişki son derece sınırlıydı. Hatta bir medeniyetten diğer medeniyete böyle birisi gittiği zaman büyük seyyah ilan ediliyordu. Mesela Marco Polo, İbn Battuta, değil mi? Bunlar hani bir medeniyetten çıkmış, birkaç medeniyeti seyahat yapmış. Ama bugün hepimiz bir Marco Polo gibiyiz. Hepimiz İbn Battuta gibiyiz. Diğer medeniyetler hakkında biz şu anda hatta bizim çocuklarımız yani Marco Polo'dan İbn Battuta'dan daha fazla bilgi sahibi. Evet. Seyahat noktasından şu anda dünyada milyonlarca Marco Polo, İbn Battuta var. Yani sürekli seyahat halinde olan bir de seyahat etmesi de gerek yok. Evinde otursa televizyon seyretse zaten hani dünyanın diğer medeniyetlerine, kültürlerine çok ileri düzeyde bilgi sahibi oluyor. Ya da haberleşme, yani iletişim açısından internette hiç masraf yapmadan e-maille Çin'de, Japonya, Amerika'da hepiniz rahatlıkla haberleşebilirsiniz. Evet. İşte bütün bunlar iletişim ve ulaşım teknolojisinin ilerlemesiyle mümkün hale geldi. Ve bu iletişim ve ulaşımdaki hızlı ilerleme mesafenin önemini sıfırladı. Artık günümüz dünyasında mesafenin önemi sıfırlanmıştır. Adeta mesafe öldü diyebiliriz. Mesafe öldü diyebiliriz. Evet. Çünkü artık mesafe bir engel teşkil etmiyor
insanların ulaşımında ya da iletişiminde medeniyetler arası ilişkilerde mesafe bir engel teşkil etmiyor. Bunun için artık öteki orada değil, öteki burada, yandaki komşu, evinizin içinde. Önceden Çin uzaktaydı. Ama şimdi Çin evinizde. Bir keresinde yurt dışına gidiyordum. Benim ufak bir kızım vardı o zaman. Şimdi büyük üniversite öğrencisi oldu. Dedim kızım ben şimdi yurt dışına gidiyorum. Bir şey istiyor musun? Şahane getireyim. Baba dedi fark etmez. Nereye gidersen git getireceğim şey Çin malı olacak zaten. Evet. Yani İngiltere'ye gidiyorum. Getirdiğim şey Made in China. Şimdi iPhone bile getirsen Amerika'dan Made in China. Evet. Dolayısıyla yani ne kadar dünya iç içe geçmiş bir vaziyette bunu görmüş oluyoruz. Şimdi klasik dönemde sadece birbiriyle coğrafi olarak yakın olan medeniyetler grubu içerisindeydi. Şu anda bütün medeniyetler diğer bütün medeniyetlerle ilişki içerisinde. Yani ilişki matrisi full. Her tarafı dolmuş vaziyette. Birbiriyle ilişkisi olmayan herhangi bir medeniyet yok. Bütün insanlık birbiriyle ilişki içerisinde. Ve bu süreçte yeni bir olgu ortaya çıktı. Daha önceki dönemlerde olmayan. Ben buna işte açık medeniyet diyorum. Ya da çok medeniyetli toplum diyorum. Şimdi size sorayım. Günümüzde bir medeniyet kendini diğer medeniyetlerin etkisinden izole edebilir mi? Mümkün değil. Yani siz deseniz ki biz Müslümanlar olarak Batı etkisi istemiyoruz, Çin etkisi istemiyoruz. Bize bunlar etki etmez. Yani pencerelerinizi kapatmanızın imkanı yok. Kapınızı kapatmanızın imkanı yok. Artık medeniyetlerin duvarları yok, kapıları yok, pencereleri yok. Açık hale gelmiş durumdalar. Siz karşı tarafa tesir ediyorsunuz, karşı taraf da size tesir ediyor. Şimdi İstanbul'da Starbucks kahvesi içiyorsun, New York'ta Türk kahvesi içiyorsun. Evet. İşte İstanbul'da Pizza Hut diyorsun, efendim Berlin'de lahmacun yiyorsun. Yani artık böyle her şey iç içe geçmiş durumda. Bu da tabii insanlık tarihinde yeni bir olgudur. İnsanlık tarihinde böyle bir şey olmadı. İlk defa böyle bir şey oluyor. Ve artık bizim siyasetimiz, iktisadımız, uluslararası ilişkilerimiz, eğitimimiz, üniversitemiz bu açık medeniyet olgusuna göre kendisini yeniden düzenlemek mecburiyetinde. Devletimiz de siyasetini belirlerken, uluslararası ilişkileri belirlerken buna göre belirleyecek. Üniversitemiz de herkese buna göre belirleyecek. Çünkü 50 sene önceki nesil yok artık. Yeni bir nesil var, dünyanın her yerine ulaşabiliyor, her yerde olup bitenden haberdar olabiliyor. Efendim. Ve ticaretimiz, iktisadımız, o da herkese ticaret de kendisini bu açık medeniyet olgusuna göre yeniden düzenleyecek. Çünkü önceden hani bir yerde üretilen mallar orada satılıyordu. Nadiren dışarıya gidiyor geliyordu. Ama günümüzde bir insan bir şey alacağı zaman internete giriyor, bakıyor dünyanın neresinde ucuz. Yani neresinde ucuz? Çin'de mi, Afrika'da mı, Japonya'da mı, Amerika'da mı, Latin Amerika'da mı? Anında hepsini görebiliyor ve internetten sipariş verebiliyor, şey yapabiliyor. Şimdi biz önceden akademisyen olarak bir kitap lazım olduğunda böyle kıvranırdık. Şimdi internete giriyorum, Amazon.com'dan sipariş veriyorum, 3 gün sonra kitap elimde. Hatta ona da gerek yok, hemen PDF'i download yapabilirsin yarım saat içinde, 10 dakika içerisinde. Şimdi mesela bizden önceki profesörler, ilim adamları böyle bir imkana sahip miydi? Bu ne anlama geliyor? Medeniyetler arası ilişkiler giderek yoğunlaşıyor. Giderek yoğunlaşıyor ve daha önceki dönemlerde olmayan bir yoğunluğa gelişiyor. Şimdi bu medeniyetlerin iç içe girmesi ve bu çok medeniyetli toplum dediğimiz yeni bir olguyu doğurdu. Çok medeniyetli toplum. Şimdi ben Amerika'da doktoramı yaptım New York'ta. İşte
New York'un bazı kentleri, mesela Little China diye bir yer var, Chinatown. Çin kasabası, Chinatown. Çinliler oraya hakim. Başka bir yer var, işte İspanyollar orada oturuyor. Oraya girince İspanya'ya geldi zannediyoruz. Bazı bölgesi var, Araplar. Bazı bölgesi var, tamamen Türkler. Şimdi hepsi böyle iç içe geçmiş bir vaziyette. Ve bu insanlar aynı mekanı paylaşıyorlar ama farklı medeniyetlerden. Evet. Yani burasıyla farklı medeniyetlerden olan insanlar farklı coğrafyalarda yaşamıyorlar artık. Aynı mekanı paylaşıyorlar. Ve şehirler giderek daha fazla kozmopolit hale geliyor. Neden? Çünkü çok farklı yerlerden insanlar gelip o şehirde yaşamaya başlıyorlar. Yani şu anda İstanbul'da dünyanın her yerinden insanlar var. Her yerinin işte lokantaları var, kültürleri var. Hepsi bir araya gelmiş, toplanmış vaziyette. Evet. Şimdi bu, ben buna çok medeniyetli toplum olgusu diyorum. Ve batıdaki şehirleri düşünün şimdi. Biraz New York örneğini verdim. Aynı şey San Francisco'da var, Berlin'de var, Paris'te var, Londra'da var, her tarafta var. Yani çok farklı dinlerden, çok farklı medeniyetlerden, çok farklı ırklardan insanlar. Evet. Şu anda New York'ta bu şeyler, levhalarda üç dil kullanılıyor. İngilizce, İspanyolca, Rusça. Trenlerde mesela. İşte veya uyarı şeylerinde falan. Bazı yerinde Arapça da var. Yani sadece artık orası sadece İngilizlerin, hani İngilizce konuşulan hani bir yer değil. Evet. Dolayısıyla hani şu anda Batı medeniyeti dediğimizde nereyi kastedeceğiz? Neresi Batı medeniyeti? Neresi İslam medeniyeti? Evet. Şu anda New York'ta yüzlerce cami var. İşte İslam Amerika'da en hızla yayılan din, ikinci din pozisyonunda. Hatta bu açık medeniyet kitabına ben kapak olarak bir resim koymuştum. O resimde 5000 Müslüman kongre binasının önünde namaz kılıyor. 5000 tane Müslüman kongre binasının önünde namaz kılıyor. Bu ne demek? Bu işte yeni bir olgu. Yani bundan 50 sene önce 5000 tane Müslümanın kongre binasının önünde cuma namazı kılması diye bir şey düşünülemezdi. Evet. Ama bunun tersi de doğru. İşte Batı medeniyeti İslam medeniyetini etkiliyor, İslam medeniyeti Batı medeniyetini etkiliyor. İşte Çin İslam medeniyetini etkiliyor, İslam Çin'i etkiliyor. Yani dolayısıyla bütün medeniyetler birbirlerini bir şekilde etkiliyorlar. İşte burada şöyle bir soru gündeme geliyor. Birbiriyle iyice karışan, birbirinin iyice içine giren bu medeniyetlerin, medeniyetlere mensup insanlar arasındaki ilişkileri nasıl düzenleyeceğiz? Bunları nasıl idare edeceğiz? Yani düşünün ki şimdi New York'ta işte çok farklı medeniyetlerden insanlar var. Bunları burada nasıl yöneteceğiz? Bunların arasında bir çatışma çıkmadan bunları nasıl idare edeceğiz? Ya da diyelim ki Avrupa. Avrupa'da şu andaki en önemli problem işte bu göçmenler, farklı dinlerden olan insanlar ve bunlara verilen tepkiler. Irkçılık değil mi? Adam gitti işte 70-80 tane kişiyi öldürdü vesaire ve işte Müslümanlar Avrupa'yı işgal ediyor. Efendim 50 sene sonra Avrupa ırkı esmerleşecek diye yayın yapıyorlar, uyarı şeyleri yapıyorlar. Şimdi burada nasıl bir yönetim, idare şekli olacak ki çok medeniyetli toplum barış içerisinde yaşayabilsin? Ben buna kısaca farklılık yönetimi diyorum. Farklılık yönetimi, yani diversity management, diversity administration, farklılık yönetimi. Ve şu anda bütün dünya medeniyetlerinin, bütün dünya ülkelerinin en temel problemi farklılık yönetimi problemi. Türkiye için aynı değil mi? Şimdi mesela Kürtler var, nasıl idare edilecek, ne gibi haklar verilecek vesaire. İşte Aleviler var, onlara ne gibi şeyler verilecek vesaire. Başka etnik gruplar var, değil mi? Hem etnik, hem siyasi, hem dini, çok farklı şeyler var. Bunlar nasıl idare edilecek? Eğer bunlar barış içerisinde idare edilirse bu çok büyük bir güç haline dönüşebilir. Ama iyi idare edilemezse o zaman da en büyük çatışmanın kaynağı olur. Bu tabi küresel seviyede Huntington'un dediği gibi bir medeniyetler çatışması doğurabilir. Farklı medeniyetler birbirine girebilir.
Ama medeniyetler çatışmasında da insanlar komşularıyla çatışmak mecburiyetinde kalacaklar. Neden? Çünkü artık medeniyetler coğrafi olarak birbirine izole ayrılmış değil. Mesela 10 milyon Müslüman var Amerika'da. Kiminle savaşacaksın? Amerikan ordusunda binlerce Müslüman asker var. Kiminle savaşacaksın? Yani Müslümanlar ayrı bir yerde, uzak bir yerde yaşamıyor yani. Amerikan içinde ve en hızlı yayılan din. Yani şu anda dünyada İslam en hızlı yayılan din. Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da her tarafta en hızlı yayılan din. Şimdi yani Müslümanlar sadece Orta Doğu'da yaşasaydı, yani İslam ve Batı medeniyetinin çatışması daha kolay olabilirdi. Ama şimdi işte geçmiş. Yani burada nasıl bir çatışma olacak? Bu noktada ikinci önemli soru, bu açık medeniyet aşamasında, insanlığın içine girmiş olduğu bu açık medeniyet aşamasında Müslümanlar olarak bizim rolümüz ne olacak? Biz bu yeni çağda, açık medeniyet çağında nasıl bir rol oynayacağız? İnsanlığa bir katkı yapabilir miyiz? Bu soru gündeme geliyor. Ve eğer biz bu şartları, insanlığın içine girdiği bu şartları iyi okuyup orada kendimize iyi bir konum, iyi bir rol belirleyebilirsek bundan sonraki süreçte varlığımızı sürdürebiliriz. Ve insanlığa da katkı yapabiliriz. Ama mevcut şartları anlamayıp hala 100 sene öncesinde yaşıyormuş gibi siyasetimizi, iktisatımızı, kültürümüzü, eğitimimizi değiştirmezsek o zaman da tarihe gömülürüz, kaybolup gideriz. Evet, şimdi işte bu süreçte rolümüzü, misyonumuzu belirleyebilmek için tarihi bir perspektiften konuya yaklaşmamız icap ediyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda İslam medeniyetinin devamlı olarak başından beri zaten bir açık medeniyet olduğunu görüyoruz. Batı medeniyeti için, Çin medeniyeti için, Afrika medeniyeti için açık medeniyet olgusu yeni bir olgudur. Ama Müslümanlar için eskiden beri aşina olduğumuz, yabancı olmadığımız bir olgudur. Evet, bakınız, Orta Çağ'da İstanbul, Kahire, Bukhara, New Delhi veya Selanik öylesine çok medeniyetli bir toplumdu ki bugünkü Berlin, Paris, New York, San Francisco gibiydiler. Evet. Niye? Çünkü farklı dinlerden insanlar oralarda yaşıyorlardı. Daha Hazreti Peygamber'in Medine'sini düşünün. Açık medeniyetin ilk örneği. Müslümanlar, Yahudiler, putperestler bir araya gelmişler, Hristiyanlar bir araya gelmişler ve bir anayasa etrafında bir devlet kurmuşlar. O dönemde böyle bir şey yok. Böyle bir olgu yok. Yani farklı dinlerden insanları bir araya getirip tek bir devlet olgusu oluşturmak. Ve bunu yapan da Allah'ın hak peygamberi. Vahiyle hak peygamber ve bir din getirmiş. Şöyle düşünmüyor. Ben Allah'tan hak peygamberiyim zaten. Bunlar kim oluyor ki? Hepsi benim dediğimi kabul etmek mecburiyetini demiyor. Onlara da varlık hakkı veriyor. Ve diyor ki hep beraber bir arada burada yaşayalım. Böylesi bir anayasa etrafında onları bir araya getiriyor. İşte Hazreti Peygamber'in Medine'de kurduğu bu açık medeniyet modeli Medine vesikası dediğimiz ve dünyanın ilk yazılı anayasası kabul edilen bir belgede ifadesini bulmuştur. Ve daha sonra Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar, Endülüs Emevi Devleti ve Hindistan'daki Babür Şahlılar, Osmanlılar bu modeli devam ettiriyorlar. Bu açık medeniyet modelini devam ettiriyorlar. Şimdi Endülüs modeli çok meşhur biliyorsunuz. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar 500 yıl Endülüs'te birlikte yaşamışlardır. Ama bu Endülüslerin ilk defa yaptıkları bir şey değil. Bunu daha önceki Emevilerden, Abbasilerden, 4 halife döneminden ve Hazreti Peygamber'in Medine'sinden örnek alarak bunu yapıyorlar.
ve bunun kuralları da İslam hukukunda vaz edilmiş. Ötekiyle ilişki İslam hukukunun, yani fıkhın en önemli maddelerinden bir tanesidir. Ötekiyle ilişki, Yahudi ile ilişki, Hristiyanla ilişki, müşrikle ilişki, ateistle ilişki, işte Budistle ilişki, yani bunlar hepsi fıkıh içerisinde kitab-ı siyer dediğimiz bir bölümün konusudur. Ve bu konuda da dünya tarihinde uluslararası ilişkiler konusunda ilk eser veren kişi Muhammed Şeybani. Muhammed Şeybani'dir. Kitabın ismi Kitab-ı Siyer. Es-Sabir, bir de Kitab-ı Siyer El-Kebir. İki tane kitap yazmış. Siyer demek fıkıhta uluslararası ilişkiler demektir. Peygamberimizin siyeri demek, peygamberimizin uluslararası ilişkileri demektir. Yoksa biyografisi demek değildir. Son dönemde yanlış olarak biyografisi gibi anlaşılıyor. Yoksa uluslararası ilişkileri demektir. Ve bütün fıkıh kitaplarında bu konu ele alınır. Her birisinde bir bölüm olarak. Dolayısıyla daha Hazreti Peygamber zamanından başlayarak ilk defa Müslümanlar uluslararası ilişkiler teorisini ve uluslararası hukukunu tesis etmişlerdir. Bunu hukuk haline getirmişlerdir. İşte bu çok medeniyetli toplum olgusunda farklı medeniyetler arasındaki ilişkilerin nasıl olacağı fıkıh içerisinde başından beri ele alınmıştır. Şimdi bu süreçte en güzel örnek Hindistan örneğidir. Hindistan'da neden Hindistan ilginç bir örnek teşkil ediyor İslam tarihinde? Çünkü Hindistan'da Müslümanlar, Budistler ve Hindularla beraber yaşadılar. Evet. Endülüs'te Ehl-i Kitap'la beraber yaşadılar. Hepsi İbrahim'in din. Hepsinde tek Allah inancı var. Ve bir mukaddes kitap var ve Hazreti İbrahim'e dayanıyor. Dolayısıyla Ehl-i Kitap'la Müslümanların hani bir arada yaşamaları çok da şaşırtıcı gelmiyor insanlara. Ama Hint örneğini düşündüğümüz zaman Babil Şahlılar döneminde orada Müslümanlar Hinduları ve Budistleri yönetiyorlar. Hindular da bir kısmı Hinduları ineğe tapıyorlar malum. Yani ineğe tapan insanlara beraber yaşıyorlar ve onlara Ehl-i Kitab'a, yani Hristiyanlara ve Yahudilere verilen hakların aynısını veriyorlar. Evet. Bu da bir çok ilginç bir örnek. Şimdi bazıları zannediyorlar ki İslam sadece Ehl-i Kitab'a din hürriyeti verir. Yani Hristiyanlara ve Yahudilere Ehl-i Kitap deniliyor biliyorsunuz. Ehl-i Kitap olmayanlara din hürriyeti verilmez. Ve İslam Hristiyanlık ve Yahudilik dışında başka din kabul etmez gibi diyorlar. Halbuki bu İslam hukukuna ve fıkha aykırıdır. Fıkıh bütün dinleri din kabul eder. Yani bir din etrafında birleşiyorsa insanlar o sosyolojik olarak bir dindir. Yoksa hak din olması o İslam'a has bir özelliktir. İslam hak dindir ama tek din değildir. Diğer dinler de var ve biz de yani bir insanlar diyorlarsa benim dinim bu diye biz onlara tamam sen de bu dindensin deyip din hürriyetini veriyoruz. Ama din hürriyeti verilmiş olması onların dinlerin tasvip edildiği manasına gelmez. Nasıl ki Peygamberimiz Yahudilere ve Hristiyanlara din hürriyeti verdi ama aynı zamanda da onları tebliğ ile İslam'a da çekmeye çalıştı. İkna yoluyla. Evet. Şimdi burada da bir şöyle bir soru akla geliyor. Nasıl oluyor da bütün medeniyetlerin kapalı medeniyet olduğu bu orta çağda İslam açık medeniyet modeline benziyor? Nasıl oluyor da diğer medeniyetlerde başka hiçbir medeniyete tolerans gösterilmezken Müslümanlar başka medeniyetleri de yönetimleri altına alıyorlar. Onları idare ediyorlar. Ve onlara özgürlük veriyorlar, hürriyet veriyorlar, insan hakları veriyorlar. Bunun cevabı nedir? Evet. İşte bunun cevabı arkadaşlar fıkıhta veriliyor. Evet, fıkıhta. Ve bizim fıkıh alimlerimiz, işte dört mezhep imamlarını biliyorsunuz. Bunlar fıkıh alimleridir. Efendim, burada Ebu Hanife'den bir örnek vereyim. Ebu Hanife, Hanefi mezhebinin kurucusu,
O diyor ki ismet ademiyet denir. Arapçası el isme bil ademiyye. Bunun manası şudur. İsmet demek dokunulmazlık hakkı demek. Ademiyet de insanlık demek. Dolayısıyla bütün ademiler, bütün insanlar doğuştan sırf insan oldukları için dokunulmazlık hakkına sahiptirler demek. Evet, bakın son derece evrensel bir düşünce. Bütün ademiler, Hazreti Adem'in çocukları, cinslerine, ırklarına, dillerine, dinlerine bakmaksızın dokunulmazlık hakkına sahiptirler diyor. Evet, bu Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife ve daha sonraki nesillerde de bizim fıkıh alimlerimiz, İslam hukukçularımız bu yaklaşımı devam ettiriyorlar Osmanlı yıkılıncaya kadar. Osmanlı Devleti'nin hukukunun da temel ilkesi budur. İnsanlar insan oldukları için dokunulmaz hakkına sahiptirler. Ve bu ilke etrafında diğer medeniyetlere yaklaşıyorlar. Tabii konu çok teferruat var. Ben sadece özetini belirtmiş oluyorum. Şimdi peki ikinci bir soru. Neden bütün insanlar dokunulmazlık hakkına sahip olması lazım? Onun cevabı da şudur. Gene fukahamıza göre Allah insanlığı imtihan etmek için yaratmıştır. Ve bu imtihanın gerçekleşebilmesi için bütün insanların hür olması lazım. Dokunulmazlık hakkına sahip olması lazım. Ve ancak ve ancak insanlar hür bir şekilde karar verirlerse o zaman ödüle veya cezaya layık olabilirler, müstahak olabilirler. Ama hürriyet yoksa Allah'ın insanlığı yaratmadaki hikmeti olan imtihan da gerçekleşmemiş olur. İmtihanın gerçekleşebilmesi için herkesin hür olması lazım, hata yapma hakkının olması lazım. Eğer imtihan olan bir kişinin hata yapma hakkı yoksa, bu hata yapma hakkı garanti altına alınmadıysa imtihan gerçekleşmez. Mesela diyelim ki sizin hocanız sizi imtihan ediyor, sen yanlış cevap vermeye başlayınca ne yapıyorsun ya, yanlış yapıyorsun, böyle olur mu, doğrusu şudur dese bu imtihan olur mu? Olmaz. Senin saçmalama hakkın olması lazım imtihanın. Değil mi? Yani ama tabii sonucuna da katlanacaksın. Evet. Yanlış yapma hakkı. Dolayısıyla Allah'ın insanlığı yaratmadaki hikmetinin tahakkuk edebilmesi için insanların hür bir şekilde tercihlerde bulunabilmeleri gerekir. Bu da ancak evrensel bir şekilde bütün insanlara hürriyet ve dokunulmazlık haklarının verilmesiyle sağlanabilir. İşte bunun arkasındaki yaklaşım da bu. Bundan dolayı Müslümanlar diğer bütün medeniyetlerin kapalı medeniyet modelini benimsedikleri dönemde açık medeniyet modelini benimsemişlerdi. Daha sonra İslam tarihinde ikinci bir safhaya geçiliyor. Bu ikinci safha batılılaşma safhası. Batılılaşma safhasında Müslümanlar Batı medeniyetinde ortaya çıkan ideolojilerden etkilenmeye başlıyorlar. İşte milliyetçilikten, sosyalizmden, faşizmden vesaire vesaire bunlardan etkilenmeye başlıyorlar. Ve bu etkilenme neticesinde Müslümanlar da bir nevi kapalı medeniyet modelini benimsemeye başlıyorlar. Evet. Ve tek tipleştirmeye çalışıyorlar kendi mensuplarını, vatandaşlarını. Neden? Çünkü Batı'daki o kapalı medeniyet modelini benimsemeye çalışıyorlar. Çünkü Batı, Hristiyanlık döneminde kapalı medeniyet modelini yaşıyor. Yani bırakın başka dinlerin mensuplarını, Hristiyanlığın içindeki başka mezheplere bile tolerans göstermiyor. Bu yüzden biliyorsunuz din savaşları var hani Batı'da. Bu din savaşları dediğimiz şey Ortodoks'la Katolik arasında, Katolik ile Protestan arasında devamlı savaşlar var. Ben Almanya'ya gitmiştim bir keresinde, bizi Vestfalia'ya götürdüler. Dediler ki burası çok önemli bir yer. Niçin önemli? Çünkü biz burada Katolikler ve Protestanlar olarak bir araya geldik ve Katolikler ve Protestanlar bir arada yaşayabilirler diye bir anlaşma yaptık. Evet, dedim yani bu İslam tarihi açısından bakıldığında çok da önemli bir başarı değil. Yani iki tane mezhep, aynı dine mensup, savaşmadan bir arada yaşayabilir. Halbuki İslam'da daha en başından bırakın farklı mezhepleri, farklı dinlerle bir arada yaşayabilme yaklaşımı var. Dolayısıyla Hristiyanlık dönemindeki bu kapalılık
Sonra laikleşmeyle beraber seküler döneme geçildiğinde bu sefer de seküler ideolojiler kapalı olmaya başlıyor. İşte sosyalizmin hakim olduğu yerlerde sosyalist olmayanlara yaşam hakkı verilmiyor. Faşizmin veyahut da nasyonalizmin hakim olduğu yerde o ideolojiyi kabul etmeyenlere yaşama hakkı verilmiyor. Dolayısıyla bu sefer seküler ve ideolojik bir kapalı medeniyet sürecini geçirmiş oluyor. Batı medeniyeti bunu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ancak aşmaya başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık diğer kültürlere, diğer medeniyetlere de açık olalım şeklinde bir yaklaşım güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. İşte Birleşmiş Milletler kuruluyor, orada evrensel insan hakları ilan ediliyor. Dolayısıyla dünya diğer medeniyetlere, diğer kültürlerine de saygı duyma yaklaşımı güçlü bir şekilde Batı medeniyetinde ortaya çıkmaya başlıyor. Ama onların geleneğinde, İslam medeniyetinin geleneğinde olduğu gibi diğer kültürlere ve medeniyetlere böylesine açık bir yaklaşım yok. Halbuki İslam'ın medeniyet tarihinde bunun son derece yerleşmiş bir geleneği var. Açık medeniyet, İslam Müslümanlar için bir ütopya değil, bir realite. Tarihte uygulanmış bir realite. Şimdi tabii bu ikinci dönemde batılaşmanın etkisi bir taraftan geliyor. Diğer taraftan da reaksiyonel olarak sömürgecilere karşı tepkisel yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Ve o İslam'daki o klasik dönemdeki evrensel yaklaşım ortadan kalkıyor. Bir tarafta tepkisel İslamcı ideolojiler, diğer tarafta milliyetçi ideolojiler, sosyalist ideolojiler vesaire, bunlar gelenekten kopup kapalı standart toplumlar üretmeye başlıyorlar. İşte Mısır Mısırlarındır, Türkiye Türkiye'lerindir, Suriye Suriye'lerindir falan gibi böyle kapalı medeniyet modeline uygun bir yaklaşım sergiliyorlar. Şimdi üçüncü dönemdeyiz arkadaşlar. Evet, klasik dönem, batılılaşma dönemi, şimdi üçüncü dönem. Ben bunu üçüncü dönem olarak isimlendiriyorum. Neden? Artık Müslümanlar batılılaşmayla bir yere gidemeyeceklerini gördüler. Sadece Müslümanlar değil, Batı dışındaki diğer toplumlar da bunu gördüler. İnsanlık son 200 yıldır batılılaşmaya çalışıyor. Ama başarılı bir şekilde batılılaşmış bir örnek gösteremezsiniz. Mesela Fransız sömürgelerini düşünün. Afrika'daki. Hangisi Fransa gibi batılılaştı? Hiçbirisi. İngiliz sömürgelerini düşünün. Hindistan İngiltere oldu mu? Pakistan İngiltere oldu mu? Olmadı. Evet. Dolayısıyla bu batılılaşma projeleri %99 başarısızlığa uğramıştır. Hiçbirisi başarılı olamamıştır. Neden? Çünkü olamazlar. Bir medeniyetin başka bir medeniyete dönüşmesi imkansızdır. Sosyolojik olarak imkansızdır. Çünkü insanların toplumsal hafızası dediğimiz bir hafızaları var. O medeniyet içerisinde oluşmuş bir hafıza. Ve siz bu hafızayı bilgisayarın hafızasını silip resetler gibi toplumsal hafızayı silip resetleyemezsiniz. Evet. Bakınız, Rus toplumu neredeyse bir asır sosyalist yönetim altında yaşadı, ateist bir kültürle yaşadı. Sonra Sovyetler Birliği çökünce ne oldu? Şu anda dünyanın en etkin Ortodoks toplumu Rus toplumu. Neden? Çünkü toplumsal hafıza 75 senelik bütün zorlamalarını silindi, tekrar geri geldi. Evet. İşte bu bütün medeniyetler için geçerli. Müslümanlar için de geçerli. Yani ne kadar batılılaştırmaya çalışılırsa çalışılsın, bu toplumsal hafıza gücünü muhafaza edecektir. Çünkü toplumların hafızasını bilgisayar hafızası gibi silip ondan sonra da oraya başka bir medeniyet hafızasını yükleyemezsiniz. O hafıza kendisini bir şekilde gösterir. Evet, şimdi daha önce de İslam medeniyeti krizler yaşadı. Ne gibi krizler yaşadı? Mesela Haçlılar geldiler, Kudüs'te bir Haçlı devleti kurdular. Müslümanları mağlup ettiler, Kudüs'te bir Haçlı devleti kurdular.
Ve bu Kudüs'teki haçta yaratı 100 yıl, bir asır orada kaldı. Sonra Selahaddin Eyyubi geldi, o devleti mağlup etti ve Haçlıları Kudüs'ten çıkartıp attı. Bu bir krizdi. İkinci kriz, Moğollar Bağdat'ı işgal ettiler. Halife'yi öldürdüler. Bütün medeniyet eserlerini yaktılar, yıktılar. Hatta Bağdat'taki kütüphanelerde kitapları Fırat Nehri'ne attılar. Fırat Nehri günlerce siyah renkte aktı, mürekkepten dolayı. Başka bir kriz. Endülüs'ü kaybettik. 500 yıl Müslümanların elinde kaldıktan sonra Endülüs Müslümanların elinden çıktı. Oradaki Müslümanlar kılıçtan geçirildi. Hristiyan oldular ya da Moriş dediğimiz bir kimlikle Müslümanlıklarını gizleyerek orada yaşayabildiler. Bunların hepsi krizdi. Ve İslam medeniyeti bu krizlerin hepsinin üstünden başarıyla geldi. Son büyük kriz, Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş olmamız. Osmanlı'nın yenilmesi bir devletin yenilmesi değildir. Osmanlı'nın yenilmesi bir medeniyetin yenilmesidir. Neden? Çünkü Osmanlı Devleti o kadar geniş bir bölgeyi idare ediyordu ki adeta medeniyetle devlet özdeşleşmişti. Böyle küçük küçük devletler olsaydı, o küçük devletlerden bir tanesi yenilseydi medeniyet krizi doğmayabilirdi. Ama büyük bir devlet, o büyük devlet çökünce adeta medeniyet de onunla beraber çökmüş oldu. Şimdi bu krizden çıkmak için önceki stratejilerimizden farklı bir strateji benimsedik. Önceki üç büyük krizde benimsediğiniz strateji, özgüvenimizi muhafaza ederek, kendi medeniyet kaynaklarımızı kullanarak mücadele. O mücadelede başarılı olundu ve bazen bu mücadele bir asır sürdü. Mesela Haçlılara karşı yapılan mücadele olduğu bir asır sonra zafer elde edildi. Bir asır sonra Haçlılar Kudüs'ten atılabildi. Ama son dönemde şöyle bir strateji uyguladı. Biz bizi mağlup eden düşmanlarımız gibi olursak onlara galip gelebiliriz. Yani batılılaşırsak, İslam medeniyetini bırakıp Batı medeniyetine geçersek o zaman Batı ile mücadele edebiliriz. Batı ile iştihale gelebiliriz şeklinde bir strateji benimsendi ve bu stratejinin de hiçbir İslam devletinde günümüze kadar başarılı olduğu görülmedi. Evet. Çünkü medeniyet mirasımızı reddetmek üzerine kurulmuş olan bir stratejiydi. Bu biraz önce bahsettiğim gibi sosyolojik olarak zaten mümkün olmayan bir strateji ve aynı zamanda da başarısızlığa uğramış olan bir strateji. Şimdi günümüzde küreselleşme dediğimiz bir akım var. Bütün insanlığı etkisi altına alan bir akım. İşte bu üçüncü dönemin en önemli faktörlerinden bir tanesi burada devreye giriyor. Şimdi bu küreselleşme sürecinde İslam medeniyeti olarak nasıl bir strateji benimseyeceğiz? Ve bu medeniyetin içerisinde tabii Türkiye'nin ve Türk toplumunun, Türk aydınının önemli bir yeri var. Nasıl bir vizyonla hareket edeceğiz? Çok medeniyetli toplum aşamasında, açık medeniyet aşamasında bizim rolümüz ne olacak? Misyonumuz ne olacak? Bunun cevabına geçmeden önce şunu belirteyim arkadaşlar. Şu anda bizim Türkiye olarak önümüzde bir medeniyet hedefimiz yok. Bir kızıl elmamız yok. Bir idealimiz yok. Yani ulaşmak istediğimiz bir nokta yok. Medeniyet olarak, medeniyetler olarak. Medeniyet evrenseldir. Biz Türkiye olarak bütün insanlara ne verebiliriz? Müslümanlar olarak insanlara ne verebiliriz? Evet. Şimdi Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi destekleyen parlamenterler, diplomatlar bizim Türklere soruyorlarmış, Türk diplomatlara. Diyorlarmış ki, sizin muhalifleriniz diyorlar ki, ya bir Türkleri Avrupa Birliği'ne almıyor. Bunlar Avrupa Birliği'ne girseler de bir katkı yapamazlar. Siz Avrupa Birliği'ne girseniz ne katkı yaparsınız? Bize bir şeyler söyleyin de elimizi güçlendirin. Yani muhaliflere karşı biz onları kullanalım ve onları ikna edelim. Tabii siz Türkleri vereceğim cevap yok. Niye? Ya bir şey, oraya bir şey vermek için girmek istemiyoruz ki, almak için girmeye çalışıyoruz. Evet. Ama sırf almak için de seni oraya almazlar. Bir şey vermen lazım. Yani masaya oturuyorsan, masaya bir yemek koyacaksın.
Yoksa masadaki yemeklerden yemek için sadece seni oraya almıyorlar. Ne vereceksin? Size soruyorum. Biz Avrupa Birliği'ne girsek, Avrupa'ya ne katkı yapabiliriz? Evet. Diğer taraftan, insanlar şunu soruyorlar. Şimdi İslam dünyada yükseliyor. Bir öfke söyledin. İstatistikler gösteriyor ki İslam dünyada en hızlı yayılan din. Peki, İslam'ın yükselmesiyle, yayılmasıyla beşeriyet ne kazanacak? Ne vaat ediyorsunuz insanlara? Yani Müslümanıyla gayrimüslimiyle ne kazanacak? Vaadimiz nedir? Evet, işte bu noktada yeni bir medeniyet vizyonu ortaya koymamız gerekiyor. Ve bütün insanlığa şu mesajı vermemiz gerekiyor. Müslümanlık yükseldiği zaman, İslam yükseldiği zaman hem Müslümanlar hem de bütün beşeriyet şunları şunları kazanacak. Ve eğer Müslümanlar Avrupa Birliği'ne kabul edilirse, Müslümanlar Avrupa'ya şunları şunları katkı olarak sunacak. Ama öteki türlü şu anda maalesef ve maalesef hep alıcı pozisyonundayız. 200 yıldır şu soruyu soruyoruz. Biz Batı'dan ne alabiliriz? Bazılarımız diyor ki teknolojisini alalım, bilimini alalım, ahlakını almayalım. Bazılarımız diyor ki hem ahlakını alalım hem bilimi alalım. Artık arkadaşlar bu soruyu değiştirmemiz gerekiyor. Yeni bir soru sormamız gerekiyor. O yeni soru da şudur. Biz Batı'ya ve bütün insanlığa ne verebiliriz? Evet. Ne verebiliriz? Artık insanlığın asalak bir üyesi, bağımlı bir üyesi, kötülük bir üyesi olmaktan çıkmamız gerekiyor. Hep alıcı olmaktan çıkmamız gerekiyor. Verici bir üye haline gelmemiz gerekiyor. İnsanlığa ne verebiliriz? İşte bu noktada biraz önce bahsettiğimiz problem devreye giriyor. İnsanlığa biz farklılık yönetimini öğretebiliriz. Evet. Çünkü insanlığın sahip olmadığı derecede bir farklılık yönetimi tecrübesine sahibiz. Biz Hindistan'dan Endülüs'e, Balkanlara kadar çok farklı medeniyetleri bir arada tutan bir yönetim tarzına, bunun tecrübesine, bunun felsefesine, bunun hukukuna, teorisine sahibiz. Ve böyle bir birikim insanlıkta yok. İslam hukuku gibi bir hukukun öteki yaklaşımı dünyanın diğer hukuk sistemlerinde yok. Tasavvufi yaklaşımın ötekine bakışı, yaratılanı severiz, yaratandan ötürü yaklaşımı dünyanın başka hiçbir felsefesinde yok. Aristo'da yok, Eflatun'da yok, Hegel'de yok, Marx'ta yok. Bu sadece bizde var, Yunus Emre'de var. İşte biz bunu insanlığa takdim edebiliriz. Dolayısıyla insanlığın günümüzdeki en acil ve potansiyel olarak en büyük problemi olan farklılık üretimi konusunda İslam medeniyetinin bize vermiş olduğu birikimi, tecrübeyi kullanarak insanlığa katkı yapabiliriz. Ve bu açık medeniyet vizyonunu eğer bizler geleceğimiz için bir misyon olarak üstlenirsek ve bunu dünyada yeniden inşa etmeyi hem Türkler olarak hem Müslüman olarak bir ideal olarak, bir ülke olarak, bir hedef olarak, bir kızılderme olarak benimseyebilirsek o zaman insanlık içerisinde son derece seçkin ve ciddi bir katkı yapan bir rolü, bir misyonu üstlenmiş oluruz. Teşekkür ediyorum. Soru cevap var mı yoksa noktadayız? Evet. Peki sorularınızı alabiliriz arkadaşlar. Yoksa dini bir yönetimden bahsediyorsunuz. Evet. Güzel bir soru. Şimdi
geleceğe yapılamaz. Biz geleceğe dönük olarak düşünmemiz gerekiyor. Ve geleceğe dönük olarak düşüncelerimizi medeniyet seviyesinde götürmemiz icap ediyor. Yani eskiden kurulmuş olan sistemler, nizamlar kendi şartları içerisinde bir görev ifa etmişlerdir. Günümüzün değişen şartları içerisinde siyasal sistemimizi, ekonomimizi, yani mesela aynı şekilde ekonomik olarak tekrar tarım toplumuna mı dönmemiz gerekecek? Hayır. Yani yeni şartların gerektirdiği durumlara göre adapte olarak ekonomimizi, uluslararası ilişkilerimizi ona göre ayarlamamız icap ediyor. Ve o yeni şartlar içerisinde bir Müslüman olarak hızlı yaşamamız gerekiyorsa ona göre yapmamız gerekiyor. Yoksa padişahını yeniden ihya etmek veya geri getirmek diye bir şey artık o söz konusu olamaz. Evet, çünkü insanlar artık özgürlüğün tadını aldılar. Yani şimdi artık tek bir padişahın, tek bir yönetim sistemine artık özgürlük dediğimiz şeyin tadını alan insan artık bunun farkında oldu ve bu şekilde olması pek mümkün olmayabilir. Evet, ben diyorum ki insanlar padişahların yönetimi altında daha özgürdüler. Yani faşist, sosyalist, nasyonalist yönetimler altında yaşamaktan padişahların yönetimi altında insanlar daha da özgürdüler. Nitekim bunun en güzel örneğini Osmanlı'da görebiliyoruz. İşte Hindistan'da görebiliyoruz. Bu mesela benim çalıştığım yer şu anda Yenikapı Mevlevihanesi. İstanbul'da bizim yakınımızda bir Balıklı Rum Kilisesi var. Onun karşısında bir Ermeni kilisesi var. Bakın yani. Ve bunlar orta çağda birlikte yaşıyorlar. Evet. Ama daha sonra ne oluyor? Bunların vakıfları kapatılmış, ellerinden vakıfların malları alınmış. Evet. Yani İstanbul'da Müslüman nüfus nadiren %50 üzerine çıkmış. Çoğu zaman %50'si gayrimüslim, %50'si Müslüman. Bir şekilde bu halifenin İslam devleti başkanı olduğu bir şehir. Adamlar orada barlarını açmışlar, meyhaneleri kurmuşlar, hepsi şehir yetiştirmişlerdi kayıtlı. Domuzları yetiştirmişler, yani bir hürriyet içerisinde dinlerini yaşamışlar. Evet, başka bir soru daha var orada. Hocam, evet. Sorum vardı. Ha, şimdi, evet buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konu gerçekten beni çok ilgilendiriyor. O yüzden farklılıklar yönetimi olarak baktığımız zaman dünyada Amerika'yı hani görüyoruz. Sizce bunun etkileyecek sorunları mı yani? Evet. Hayır, Amerika'da farklılıklar yönetimi başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Bu konuda model Amerika değildir. Bu konudaki model bence Osmanlı'dır. Hindistan'daki Bahadır Şahlılar'dır. Endüstrideki Endüstri devletidir. Yani Amerika'da bu konuda ciddi problemler var ve onlar bu problemi çözmeye çalışıyorlar. Yani benim Malcolm X hakkında bir kitabım var. Belki görmüşsünüzdür. Biliyorsunuz 1949'da Birleşmiş Milletler'de evrensel insan hakları ilan ediliyor. Ama nerede bu Birleşmiş Milletler? New York'ta. New York'ta yaşayan zencilere bu haklar verilmiyor. Onun için Malcolm X diyor ki demokrasi is hipokrasi. Yani demokrasi bir ikiyüzlülüktür diye. Neden? Çünkü yani evrensel insan haklarının ilan edildiği şehirde yaşayan zencilere o haklar veriliyor. Bu kadar ikiyüzlülük söz konusu. Tabii büyük bir mücadeleyle yani oradaki insanlar da bunu devam ettiriyorlar. Aynı şekilde Kızılderililer Amerika'da yani vatandaş bile değiller. Vatandaş bile değiller. Dolayısıyla yani Amerika'nın bu açıdan Müslümanlardan öğreneceği çok dersler var. Evet. Buyurun. Evet. İşte eğer biz orada veren insanlar pozisyonda olursak ve kendi İslam medeniyetine bağlı olduğumuzu yani unutmadan veren insanlar pozisyonda olursak orada asimile olmayız. Ama alan insanlar durumunda olursak o zaman asimile oluruz.
Yani biz bir kere medeniyet bilincini Türkiye'de güçlendirmemiz gerekiyor. Yani biz İslam medeniyetindeyiz. Ve Avrupa'da bizi İslam medeniyetinde olarak alacaksa alır, almayacaksa almaz. Evet, yani biz medeniyetimizi feda ettik. Bir Avrupa Birliği'ne girelim diye bir şey söz konusu olamaz. Yani medeniyet kimliğimizi muhafaza ederek o şekilde girmemiz gerekiyor ve İslam'ın yapacağı katkıyla oraya yapmamız icap ediyor. Eğer bu şu küreselleşme sürecinde ve Avrupa Birliği sürecinde medeniyet bilincini artırıcı çalışmalar yapmamız icap ediyor ve İslam medeniyetinin yeryüzünde yeniden prestij kazanabilmesi Müslümanların dünyayı yapacak katkılara bağlı. Evet. Yani biz Türkler olarak, Müslümanlar olarak hani dünyaya, dünyadaki insanlara herhangi bir katkı yaparsak o zaman insanlar bize saygı duyar. Ama hiçbir katkı yapmazsak, hatta yaptığımız her şeyi orada ifade edersek o zaman insanlar bize saygı duymazlar. Ama maalesef şu anda her şeyimizi dışarıda ithal ediyoruz. İşte telefonlarımızı, kameralarımızı, uçaklarımızı, silahlarımızı ithal ettiğimiz gibi fikirlerimize de oradan ithal ediyoruz. Ben buna entelektüel bağımlılık diyorum. Fikri bağımlılık, entelektüel bağımlılık. Ders kitaplarınızda okuduğunuz teorilere bakın. %90'ı batıdan ithal etme teoriler. Ne zaman ki sizin okuduğunuz ders kitaplarındaki teorilerin en azından %50'si Türkler tarafından, Müslümanlar tarafından üretilmiş teoriler olur. Ha, o zaman biz bu entelektüel bağımlılıktan, akademik bağımlılıktan kurtulmuş oluruz. Ama öteki türlü psikoloji bölümünde teoriler batıdan, sosyolojide batıdan, siyaset biliminde batıdan, hepsi orada. Yani bizim aklımız yok, niye düşünemiyoruz? İşte ne zaman ki bizim ders kitaplarımızda o teorilerin %50'si bizim tarafımızda üretilmiş olur ve hakeza batıda okutulan, batı üniversitelerinde okutulan ders kitaplarında da bizim teorilerimiz okutulmaya başlarsa yani o zaman biz bundan kurtulmuşuz demektir. Geçenlerde beni İtalya'ya davet etmişlerdi. İbn-i Avun hakkında bir konferans vermek için. Oradaki gruba dedim ki ben size şunu anlatmak için geldim dedim. Siz batılı sosyologların teorilerini bırakın, İbn-i Haldun'un teorilerini kullanın. Böylece araştırmalarınızda daha başarılı olursunuz. Ve size bunun niçin böyle yapmanız gerektiğini sebeplerini anlatacağım. İşte 1,5 saatlik konferansta onlara neden hani Auguste Comte'u Marksizleri değil de İbn-i Haldun'u kullanarak tezlerini, yazmalarını, araştırmalarını o şekilde yapmalarını gerektiğini anlattım. Tabi bu işte yani 200 senedir onlar gelip bize kendi sosyologlarının teorilerini biz niçin kullanmalıyız onu anlatıp bizi o konuda ikna etmeye çalışıyorlar. Şimdi biz bunu tersine çevirebilirsek işte o zaman entelektüel bağımlılıktan, fikri bağımlılıktan, akademik bağımlılıktan kurtulmuş oluruz. Evet buyurun. Hocam şimdi ben size bir şey soracağım. Şu sizin açık medeniyet diye tabir ettiğiniz şey başbakanın 2005'te yanlış hatırlamıyorsam İspanya ile birlikte Medeniyetler İttifakı ve bir cemaatin dinler arası diyalog temeline mi dayandırılıyor yoksa farklı bir anlamda mı? Evet, şey mi? Güzel bir soru. Şimdi daha önce bahsettiğim gibi bu açık medeniyet modeli Hazreti Peygamber'in Medine'de kurmuş olduğu modele ve fıkıh düşüncesine dayanmaktadır. Herhangi bir cemaatin veyahut da herhangi bir siyasi yaklaşım değildir. Ben bu konudaki çalışmalarımı yaklaşık son 20 yıldır devam ettiriyorum. O yani ben başladığımda ne AK Parti vardı ne de o bahsettiğim cemaatin böyle düşünceleri vardı. Bunlar tamamen bizim fıkıh düşüncesi geleneğimizden alınmış ve insanlığın şu anda içinde bulunduğu krizlere İslami olarak biz Müslümanlar olarak, Türkler olarak nasıl cevaplar verebiliriz? Bu konuda ne gibi katkıda bulunabiliriz? Endişesiyle ortaya konmuş olan düşüncelerdir. Evet. Peki hocam şu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sonraki, 4 halife zamanından sonraki İslam devletlerinin saltanat usulü başa gelen hükümdarlarının İslam devletini yansıttığını düşünüyor musunuz? Yani Osmanlı hem şeriat hem de gelenek örnek mesela kardeş katli vaciptir
diye bir gelenek vardı. Osmanlı'da bu İslam devletinden mesela ben karşıyım açıkçası. Bu konuda evet. Ne düşünüyorsunuz? Tamam. Şimdi Hazreti Peygamber'den günümüze kadar İslam medeniyeti devam etmiştir. Ve o bahsettiği devletlerde hepsi İslam devletidir. Yani devletlerin arada bir hata yapmış olmaları onları İslam devleti olmaktan çıkartmaz. Nasıl ki bir Müslüman da hani bir hata yaptığında hemen kafir olmuyor. Tamam. Ama haricilere göre en ufak bir hata yapan hemen kafir olur. Şimdi nasıl ki yani devletleri de insanlar gibi değerlendirmemiz gerekir. Yani devlet adamları da hata yapmış olabilirler. O hatalarından dolayı bu İslam devleti değildi demememiz gerekir. Ben İslam medeniyetinin sürekliliğini savunuyorum. Selefiler ve modernistler İslam medeniyetinde kesintiyi savunuyorlar. Onlar diyorlar ki İslam medeniyeti sadece Hazreti Peygamber zamanında yaşanmıştır. Bir de biraz Hayr-ı Raşidin, hani sahabiler falan. Ondan sonra arada karanlık bir dönem, ta günümüze kadar. Şimdi bunu söyleyenler kimler? Hem Selefiler, Vehhabiler, Selefiler. Yani arada hepsi bidatlerle, bilmem nelerle falan. Bir de modernistler. Onlar da hepsi. Dolayısıyla arada İslam medeniyeti diye bir şey yok. Yani 1400 yıl havaya gitti. Sonra biz geldik, işte Vehhabiler ve modernistler olarak biz bunu ihya edeceğiz. Böyle bir yaklaşım sergiliyorlar. Ben bunlara medeniyeti tasfiye edici akımlar diyorum. Bunlar İslam medeniyetini tasfiye ediyorlar. Yani, artısıyla eksisiyle bu bizim medeniyetimizdir. Artısıyla eksisiyle bunlar da İslam devletleridir. Müslümanlar tarafından kurulmuş olan ve İslami şeylere göre yönetilmiş olan devletlerdir. Tabii ki bunlar melaike kiram değil, hiçbirisi masum, imam, hatasız insanlar değil. Mutlaka hatalar yapmışlardır. Ama o hatalar onları İslam devleti olmaktan çıkartmaz. Ve o hatalar da zaten çok cüz'i şeylerdir. Yani 700 yıllık Osmanlı tarihi boyunca birkaç tane hatalı uygulama bütün 700 yılın üzerinde kırmızı bir çarpı koymamızı gerektirir mi? Hayır, gerektirmez. Tam tersine bir o tecrübeden istifade etmemiz gerekir. Diğer taraftan bu medeniyet tasfiyecisi hareketler neticede batılaşmaya götürür. Eğer Hazreti Peygamber'den sonra, Hülefe-i Raşid'den sonra İslam medeniyeti yoksa, İslam devleti olmamışsa, o zaman bir boşluk var. Yani bir miras yok, kültür mirası yok, medeniyet yok, sanat yok, fıkıh yok, tasavvuf yok. O zaman biz şu anda neyin üzerine ayağımıza basacağız? Altımıza rezilini çekmiş oluyorlar yani. O zaman biz mecburen batıya mahkum hale geliriz. Bakın bugün dünyada iki tane devlet var. Tasavvufun yasak olduğu. Bak medeniyet tasfiyeciliğine örnek. Yani bu modernistlerle Vehhabiler arasında nasıl bir benzerlik olduğunu güzel örneği. Bu iki devletten bir tanesi Suudi Arabistan, bir tanesi Türkiye. Suudi Arabistan'ın tasavvuf ve tarikatları yasak. Niçin yasak? Bid'at. Bid'at diye yasak. Türkiye'de yasak. Niye yasak? Gericilik, şeriatçılık diye yasak. Evet. Şimdi bu işte medeniyeti tasfiye hareketi. Çünkü tasavvuf, yani Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, değil mi? İmam Rabbani, İmam Gazali, bunlar hepsi bizim medeniyetimizin önemli unsurları. Bunları reddedip çöpe attığımız zaman elimizde ne kalacak geri? Ama çok ilginç, birbirine zıt gibi görünen iki akım, birisi Vehhabilik, birisi modernistlik ama hepsi de aynı işi yapıyor. İşlevsel olarak aynı işleri yerine getiriyor. Medeniyetimizi tasfiyeye çalışıyorlar. Halbuki biz medeniyette sürekliliği savunmamız lazım. Yani İslam medeniyeti başından beri sürekli olarak devam etmiştir. Arada hatalar yapılmış olabilir. Nasıl ki bir insan hani bir günah işlediğinde hemen kafir olmuyorsa yani bir devleti de bir dönemi de hani o dönemde bir hata işlenildi diye mahkum etmek efendim bunlar Müslüman değildi, kafirdi gibi demek bunlar yanlış olur. Tam tersine o tecrübeden, o mirastan yararlanıp bir daha o hatayı yapmamak için tedbir almak gerekir. Buyurun. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sorum şu, misyonumuz olarak açık medeniyet ve farklılık yönetimini belirttiniz. Tamam, bunu kenara koyalım. Bağlı olduğumuz medeniyet de İslam medeniyeti. Bunu evet. Da kesinlikle hemfikiriz. Karşı olduğum bir nokta var, özellikle toplumun yapısında.
biz batılıyız iddiası. Yani ben buna kesinlikle katılmıyorum. Türk toplumunun batılı değil, tam tersine doğulu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün tarihe, bütün medeniyetin geçmişine bakacak olursak, çağdaşlık diye ifade ettiğimiz kavram Doğu ve İslam medeniyetine mensuptur, değil mi? Bunda da hemfikiriz. Peki hocam, toplumda bu kadar çok batı yanlısı bir tutum, bu kadar batı yanlısı bir anlayış varken ki geçmişten bugüne, özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne kadar İslam sözcüğünün geçtiği her mecliste, her camiada işte irtica diye böyle kıyametler koparken biz bu zihniyeti, bu yanlış kafa yapısını nasıl yıkayacağız? Hani gençler olarak tamam okuyup araştırıp tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize sahip çıkmamız gerekiyor da Türk toplumu şu an bu derece yanlış bir yapı, bu derece yanlış bir zihniyetin içerisindeyse hani bunu yıkmak için ne yapmamız gerekiyor? Teşekkür ederim. Biz de yıkmak için değil, yapmak için hareket edeceğiz inşallah. Bizim görevimiz yapmak olacak. Yıkılmış olarak tamir etmek olacak. Yanlış mecraya sokulmaya çalışan bir nehri sahih mecrasına yeniden döndürmek olacak. Yani bizim medeniyet nehrimiz işte 14. yüzyıl boyunca düzgün mecrasına akmış, sonra batılaşma mecrasına sokulmak istenmiş, biz onu tekrar sahih mecrasına değiştirmeye çalışacağız. Ve biz yapıcı olacağız. Sadece kendi memleketimizde değil, bütün dünyada bu yapıcılık rolünü üstlenmeye çalışacağız. Yani alemlere rahmet olmaya çalışacağız. Yani biliyorsunuz Müslümanlar bu sünnete uyumlamaya çok önem veriyorlar. Ama burada da sünneti çok dar anlıyorlar. Şimdi alemlere rahmet olmak Peygamberimizin bir özelliği ise bunu uygulamak diğer Müslümanlar için sünnet olur mu olmaz mı? Değil mi? Olur. Yani madem ki sen Peygamber'in sünneti uyguluyorsun, o da alemlere rahmetti, sen de alemlere rahmet olman lazım. Peki sen bu sünneti uygulamak için ne yapıyorsun? Evet, işte biz hani bu yönümüzle hareket etmemiz lazım. Ve bu işte küresel bir sünnet, alemlere rahmet olmak sünneti küresel bir sünnet. Sadece Müslümanlara değil, Latin Amerika'ya da, Afrika'ya da, Çin'e de, hayvanlara da, çevreye de hepsine rahmet olacak şekilde bu nebevi yaklaşımı yansıtmamız gerekiyor. Tabii yani farklı düşünen insanlar her zaman olabilirler ve yani zaten buradaki amaç o farklılıkları yönetebilmek, farklılıkları fikri seviyede, entelektüel seviyede tutabilmek, onların siyasi ve sosyal çatışmalara dönüşmesini önleyebilmek. Yani bir peygamber düşün, yani Allah'tan vahiy alıyor ama kendisini inkar edenlere fikir hürriyeti veriyor, din hürriyeti veriyor. Bak biz böyle gelenekten geliyoruz. İşte bu peygamberin sünneti. Evet. Yani kendisi Allah'tan peygamber olmuş. Miraca gitmiş, Allah'la konuşmuş. Onun bir olduğunu yakinen biliyor. Ama buna rağmen kendi nübüvvetini ve Allah'ın birliğini inkar edenlere hürriyet veriyor. Teslisi şey yapanlara, puta tapanlara hürriyet vermiş. Biz böyle bir nebevi gelenekten geliyoruz. Dolayısıyla muhalif olanlara böyle çatışarak, kavgayla, dövüşle değil, iknayla yaklaşarak, fikirlerin çatışmasıyla, fikirlerle yaklaşacağız zaten. O da Kur'an-ı Kerim'de zaten çok açık bir şekilde belirtiliyor. Dinde zorlama yok. Yani adam ineğe tapıyor ama ona da Müslüman din hürriyeti veriyor. Kendiyle onu İslamiyet'e kazandırmaya çalışıyor. Ya bu kadar saçmalık olur. Sen ne biçim adamsın? İneğe mi tapıyor diye tekme atmıyor ona yani. Evet. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi bizim amacımız hür bir ortam oluşturmak ve bu hür ortamda insanların sahih bilgiye ulaşmasını sağlamak. O bilgiye ulaştıktan sonra artık karar kendisinin, mesuliyet kendisinin. Şimdi İslam hukukunda iki türlü hak var. Bir Allah'ın hakları, bir de kulların hakları. Allah hakları kul ile Allah arasındadır. Biz oraya karışmayız. Mesela birisi diyelim ki Allah'ı inkar etti, teslise inandı, Yahudi oldu, ineğe taktı. Biz onu zorla, ya niye böyle yapıyorsun, git Müslüman ol diye zorlamayız. Ama kul hakkı söz konusu olduğunda birisi başka birisinin 10 kuruşunu çalsa hemen devlet devreye girer. Der ki ver bakalım bu 10 kuruşu yiyelim. Evet. Yani kul haklarını
devlet, şeriat, İslam hukuku muhafaza eder. Allah hakları o kulla Allah arasında kalır. Ve bir kişi, yani din ne olursa olsun, diğer insanlara yani zarar vermiyorsa, hayatlarına, mallarına, ırzlarına, namuslarına dokunmuyorsa, akaidi olarak yani sapık bile olsa, o kendi hürriyetine sahiptir. Biz onu zorla, hani Müslüman yapma gibi bir göreve sahip değiliz. Hatta böyle bir şey yapmak da yasak. Yasaktır zaten. Evet. Peki, buyurun. Son soru olsun. Şimdi biraz önce bahsettim, dünyada en hızlı yayılan İslam diye ve İslam'ın dünyada en hızlı yayılan din olması neden acaba? Şimdi Hristiyanlık da dünyada yayılıyor. Çünkü Hristiyanlar misyonerlik faaliyetleri yapıyorlar. Mesela Jimmy Carter diye birisini duydunuz mu? Eski Amerikan devlet başkanı. Şu anda Afrika'da yaşıyor misyoner olarak. Şimdi bu çabalardan dolayı Afrika'da ve Kore'de filan Hristiyanlık yayılıyor, misyonerlik deniyor. Ama İslam niye yayılıyor? Müslümanlar, misyonerlik faaliyetleri yaptığı için mi? Müslümanlar güzel bir örnek ortaya koydukları için mi? Hayır. Tam tersine İslam şu anda Müslümanlara rağmen yayılıyor dünyada. Evet, Müslümanlara rağmen yayılıyor. Evet. Mevlana Celalettin Rumi'nin şiir kitapları Amerika'da bestseller. Son 5-10 senedir bestseller. Niye bestseller? Yani Türkler Mevlana Celalettin Rumi'yi Amerika'ya tanıtmak için çok başarılı bir kampanya yaptılar. Onun için mi? Hayır. Tercüme edenler zaten Amerikalı. Yani hiç Türklerin Müslümanlığı hiçbir katkısı yok. İşte ben bu süreçte diyorum ki evimizi temizleyelim. Kendi aramızdaki problemlere, çalışmalara son verelim. Bakın dünya bizden bir mesaj bekliyor. Dünya bizden bir misyon bekliyor. Tarihimizde oynadığımız rolü yeniden oynamaya talip olalım. Benim söylemek istediğim şey şu. Ama tabii Müslümanlar arasında evde çok kavga var. Yani İslam dünyasına baktığında bir sürü problemler var. Tabii evin içi nasıl düzelecek? Benim kanaatim dünyada bir misyon belirlersek o zaman ancak Müslümanlar bir araya geliriz. Birlik, beraberlik oluştururuz, o misyonu geliştirmek, yerine getirmek için çalışırız. Ama böyle bir misyonumuz olmadığı zaman bu sefer enerjimizi birbirimize yöneltiyoruz. Hazreti Peygamber'in bir hadisi var, sallallahu aleyhi ve sellem, diyor ki cihat biterse fitne başlar. Yani dışa doğru küresel bir hedef etrafında çalışma olmayınca bu sefer başlıyor birbirimizi yemeye içeride. Onun için eğer millet olarak ümmet olarak önümüze böyle bir büyük bir hedef koyarsak ve hadi el birliğiyle bu hedefe doğru çalışalım dersek o zaman birbirimizi yemekten kurtuluruz. Evet. Peki. Heh. Buradan arkadan bir soru var. Evet. Olsun yine televizyonda olsun. Ne bileyim, tabii şairlerin, yazarların da olsun. Daha önceden çıkmış ama bugün baktığımızda entelektüellik problemi olduğunu düşünüyorum İslam'da, Türkiye'de de aynı şekilde. Ya, bir Müslüman, bir İslam var bize. Mecidi Çölü'nün şöyle bir sözü var. Bugün peygamberimiz yaşasaydı, sana daha var yazardım. Sinemayı, dini sinemayla yayardı dünyayı. Sinemadan örnek verirsek yine Oscar alan bir beş vakit namazından veya entelektüel bir Müslüman olamaz. Ben sormuş oluyorum. Evet. Şimdi yani ben bu mevzu üzerinde çok düşündüm. Neden yani biz Müslümanlar olarak, Türkler olarak dünya çapında son yüzyılda düşünür yetiştiremiyoruz? İşte bunun en büyük problemi bir kere medeniyet kimliğimiz net değil. Hani sen yani İslam düşüncesinin devamı olan bir düşünce mi ortaya koyacaksın? Yoksa bir batı düşüncesi
nin devamı olan bir düşünce mi ortaya koyacaksın? Şimdi yani bir sisteme hem IBM hem Microsoft hem de Macintosh operating sistemlerini yüklemeye çalışıyorsun yani. Sistem alt üst oluyor. Yani bir bakıyorsun Müslüman gibi düşünüyorsun, sonra arkadan işte Batılı gibi düşünüyorsun, sistem karışıyor. İşte bunun için orijinal düşünce üretemiyoruz. Neden? Metot yok. Yani İslam metodu göre mi düşüneceksin, Batı metodolojisine göre mi düşüneceksin? Karışıyor. Eskiden ne demişler? Usulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir. Yani usul ne demek? Metot. Metotsuzluk insanı başarısızlığa götürür. Maalesef şu anda biz yani hangi metoda göre düşüneceğiz? Bu konuda kafamızda ciddi bir kargaşa var. Bazen Müslüman gibi, bazen işte Marksist gibi, bazen Weberian gibi, bazen ne gibi böyle düşünüyoruz. Bu kargaşadan da orijinal bir şey ortaya çıkmıyor. Önce sen kimsin arkadaş? Hangi medeniyete mensupsun? Ve hangi düşünce geleneğini temsil ediyorsun? Bunu netleştirmen gerekiyor. Sen dersin ki işte ben Batı'yım ve Batı geleneğini temsil ediyorum ve ona katkı yapmaya çalışıyorum. Tamam, senin kafan net. Oraya katkı yapabilirsin. Nedir ki Batılılar bundan dolayı kendi düşüncelerine katkı yapıyorlar. Ya dersin arkadaş ben Müslümanım. İslam düşünce geleneğini temsil ediyorum ve o düşünce geleneğinin metodunu kullanarak katkı yapacağım. Sen de orijinal bir katkı yapma ihtimalin var mı? Yapabilirsin. Evet. Ama iki arada bir yerde kaldığın zaman ki son yüzyılda bütün Müslüman aydınlar iki arada bir yerde kalmış aydınlardır. Ve bu aydınların da herhangi bir düşünce üretmesi imkansızdır. Çünkü düşünce dediğin şey öyle sıfırdan senin üreteceğin bir şey değildir. Mesela bir Batı siyaset düşüncesi Aristo'dan başlıyor. Bugün demokrasi kelimesi ne zaman ortaya çıktı? Ta eski Yunan'da değil mi? 2000 seneden fazla. Peki şimdi bir Müslüman siyaset düşüncesi alanında hangi orijinal fikri geliştirebilir? Yani bir tarafta adam 2000 yıllık bir gelenek üzerine dayanıyor, onun üzerinde yükseliyor. Peki sen hangi geleneğe dayanıyorsun? Yani senin siyaset düşüncen nerede başlıyor? Önemli siyaset düşünürlerin neresi? Nerede? Evet. Şimdi Cambridge Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu böyle 100-200 kitaplık bir seri var. Western Classics in Political Thought. Yani siyaset düşüncesinde Batı klasikleri diye. Peki nerede bizim hani İslam düşüncesinde siyaset klasikleri seviyemiz? Hani böyle bir seri var mı? Yok. Dolayısıyla biz böyle ayaküstü çözümler üreterek konuyu halletmeye çalışıyoruz. Yani net bir şey ortaya koyamıyoruz. Düşünce geleneğimiz nedir? Ve biz hangi düşünce geleneğinin devamı olarak ortaya çıkabilir? Bunu netleştirdiğimiz zaman inşallah o zaman orijinal fikirler, büyük düşünürler ortaya çıkacak. Net onu soruyorlar. Diyorlar ki sen bizim görmediğimiz şeyleri nasıl görüyorsun? Onun verdiği cevap şu. Ben devlerin omuzlarında ufka bakan bir cüceyim. Onun için sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Sen hangi devin üzerinden bakıyorsun ufka? İmam Gazali gibi bir devin üzerine çıkıp orada ufka bakarsan çok farklı şeyler görürsün. Veya bir Farabi'nin, İbn Sina'nın, Mevlana'nın işte onların omuzundan hani bakarsan çok farklı şeyler görürsün. Ama kendi ayakların üzerinden bakmaya çalıştığın zaman o zaman hiçbir şey göremezsin. Dolayısıyla düşünce geleneğimizle bütünleşmek ve onun devamlı olacak katkılar yapmak bizi bu entelektüel bağımlılıktan kurtaracak en önemli stratejidir. Evet. Başka sorusu olan yoksa noktalayabiliriz. Ha, öyle mi? Buyurun. Ha, kağıt mı? Nerede o kağıt? Sağınızdan akışta. Sor. Ha. Evet. Bu tabii çok charged bir soru. Evet. Yani başka tedavileri olan bir şey. Diyor ki açık medeniyet ve açık cemaat bakışı nasıl değerlendirebilirsiniz? Açık medeniyet hedeflerinden açık cemaat vesayet sisteminde neden paralel devlet algısı oluştu? Teşekkürler. Evet. Şimdi tabii benim bu konuşmamın güncel tartışmalarla bir alakası yok. Yani ben zaten kitabı kaç sene önce yazdım, makalelerini kaç sene önce ortaya koydum. O zaman ne bu açık cemaat vardı, ne paralel vardı. O zaten açık cemaat değil, kapalı cemaat olduğu için problem çıkıyor zaten. Yani keşke açık
hani olsalardı bu tür problemler olmayabilirdi. Yani bu da tabii şeyle hani bu güncel tartışmalarla lütfen benim konuşmalarımı şey yapmayın, irtibatlandırmayın. Yani bu bir seçim konuşması değil, siyasi bir konuşma değil. Bu akademik bir konuşma. Evet. Başka soru yok herhalde. Peki. Hepinize çok teşekkür ediyorum.